musunuz? Işık geliyor mu? Aradan tam 15 yıl geçti. Yüzyılın felaketlerinden biri 17 Ağustos 1999 gecesi geldi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremin şiddeti 7.4 olarak ölçüldü. Tüm Marmara beşik gibi sallandı. Bilanço tahmin edilemeyecek kadar ağırdı. O gün sayısız ocak söndü. Geride binlerce ölü, on binlerce yaralı ve bir o kadar kişi de evsiz kaldı. Marmara depreminde hayatını kaybedenler unutulmadı. Gölcük Kavaklı sahilinde bir kez daha hüzün vardı. Deprem anıtı önündeki anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde sirenler çaldı. Sonrasında denize karanfiller bırakıldı. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Evet. Birçoğu gözyaşını tutamadı. Çünkü acı ilk günkü gibi tazeydi. Çok eşim, dostum, arkadaşlarım öldü. Allah rahmet etsin. Mekanlar cennet olsun. Çok üzgünüm. Çok etkilendim. İlk defa geldim daha depremden sonra. Yakınını kaybetmeyen yoktu. Kimi kardeşini, kimi babasını, kimi de evladını yitirdi o gün. Valla unutmadık, unutmayacağız. Ben depremdeki oğlumu kaybettim. Unutulmuyor yavrum, unutulmuyor. Evimiz yıkıldı, enkazdan çıktık. Biz yaşıyoruz ama çocuklarımız gitti. Tarif etmek mümkün değildi. Çünkü sözün bittiği yerdi. Ne söyleyeyim be çocuğum? Her şey açık, her şey anlatıyor işte. Ne anlatayım? Lafların bittiği yer. Duygularımız işte gelip anca böyle. Tazeliyoruz, unutmuyoruz acılarımızı. Aralarında depremden kaçan ve 15 yıl sonra ilk defa gelenler de vardı. Bu hiç kolay olmamıştı. Çok eşim, dostum, arkadaşlarım öldü. Allah rahmet etsin. Mekanlar cennet olsun. Çok üzgünüm. Çok etkilendim. İlk defa geldim daha depremden sonra. Acı da olsa, unutulmasa da hayat devam ediyordu. Temenni ise hep aynıydı. Yaşanıyor bir şekilde. Hayat devam ediyor. Acılarıyla, tatlılarıyla. Biz de depremi yaşadık. Enkazdan çıktık. Kızım 3 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşında. Allah kimseyi bir daha yaşatmasın.